Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 11. rica. Lemalardan. 11. rica. Şimdi mevzu şu, şöyle gireceğiz. Doktora gitsen, doktora, psikiyatrist bir doktor, psikolog, derdini anlatıyorsun. O adam mantığını kullanıyor, verilerini ortaya koyuyor, bir şey diyor sana, çıkış yolları gösteriyor. O verileri de daha önce bu tür olaylara, vakalara rastlamış, denemiş, olmamış, denemiş, olmuş, sana da söylüyor. Doktor böyle, psikoloji öyle. Şimdi bu akşamki derste doktor şöyle olmalı. O da zor tabii. Şimdi doktorun karşısına girdiğin zaman doktorun içine gireceksin. Senin dertlerinle dertlenmesi lazım. Böyle bir derdi olması lazım. Nasrettin Hoca yukarıdan düştüğü zaman demiş değil mi? Bana düşeni getirin. Öyle nasihat ediyorsun, şöyle yap, böyle düşün, böyle yap. Düşeni getirin demiş kardeş. Şimdi asıl imamının en büyük özelliği, vasıf ve sıfatlarından bir tanesi de şu. Asrın mevzularında çıkış yolu gösterecek. Asrın mevzusunu çözmesi lazım. Asrın getirdiği tereddütleri. Asrın getirmiş olduğu manevi, yani akli problemler var, yani soru, şüpheler. Onu çözecek sırf değil. Ruhi ve kalbi, psikolojiyi de. Masada oturup da böyle, kürsüde, olmaz, yapma, öyle yapmayın, verin, kılın. Öyle değil yani. Kendisi asıl hastası hastalığıyla hastalanacak. Böyle bir hasta bir bedene, ruha, kalbe, sırra Kur'an'ın cevabı ne? Hazmetmiş verecek. Alim ve mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun yavrusuna süt verir, hazmetmiş verir. Kuş yavrusuna kay verir, çiğnemiş veriyor, yutmamış. Yani kendisi bunu yaşaması lazım. Kendisi bunu yaşaması lazım. Böyle bir halle hallenmesi lazım. 3. Risale-i Nur'un hitap şekline bakılınca asıl insanların psikolojilerinin çok farklı olduğunu anlıyoruz. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Futul Gayb kitabına baktığın zaman şöyle hitap ediyor. Ey oğul! Veya fıkıhta Zeyd de sorsa ki İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitaplarında bakınca ey insanlar diye hitap ediyor. Şimdi Risale-i Nur'daki hitap şekli ey nefsim, biley nefsim. Bununla da anlıyoruz ki insanların yaklaşımı ve ruhsal halleri çok farklı. İç alemleri yani karşına almıyor. Ey insanlar dediği zaman otomatik olarak sen ve ben oluyoruz. Ama ey nefsim deyince zaten doğru mudur? Evet, yani bazıları şöyle aklına gelebiliyor. Tevazu için ustad veya tahrik etmemek için ustad kullanıyor. Hayır. Biraz sonra okuyacağım. O dertle dertleniyor. Böyle bir derdin, dertinin dermanı ne? Şimdi bu noktadan bakacağız. Şimdi içine giriyoruz. Dışarıdan şöyle yap, böyle yap. Formlar, yani şablonlar önüne koymalar. Herkes der yani şöyle yapma, böyle yapma ama sen yapabiliyor musun? Şimdi biz bir olayın içine gireceğiz. Senaryonun içine gireceğiz. Senaryoyu bizi yaşatacak. Sonra o senaryo, yani sarayın içinde çıkış yolları, pencereleri baktıracak, edecek. Beraber dolaşacağız. Dışarıdan sarayı tarif etmeyecek. İçine gireceğiz.
Ne var ne yok. Sen de sana lazım olan ihtiyaçla o saraydan alacaksın. Hepimiz sarayın içine gireceğiz. Kim ona ihtiyacı varsa çarşıdan onu alır gibi. Esaretten geldikten sonra bu noktaya nazarla bakın. Şimdi içine giriyoruz. Rusya'dan. İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayat-ı dünyevi cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darul Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neş-i ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mefkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Her şeyim mükemmeldi. Her şeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evlad-ı maneviyen beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım. Saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette Kostrum'daki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim haleti esbabı tetkike başladım. Bir de okuyorum şu cümleyi. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum, kalben bağlı olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim haleti esbabı tetkike başladım. Dünya saadetine sebep olan o haleti, sebeplerini tetkik etmeye başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür. Alakaya değmiyor, aldatıyor. Ey insanlar, fani şeylerle meşgul olmayın demiyor. Bakın, tedaviye bak. Hangisini tetkik ettimse baktım ki, bakın değil, baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Aslın hastalığı gene. İçine giriyor. Dikkat et. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşım da hanımın olabilir sen şimdi senaryoda. Aktörler değişsin. Kardeşin olur, ortağın olur, baban olur. Olur da olur. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşım da umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi, kalben dedim. Acaba ben bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Buradan sana da ne diyor? Çok şey diyor ama bir tanesi şu. Gıpta ile baktığın insanları var ya, yaşantıları zahirde gözüken, içlerine girsen bundan daha acayip çökmüş, dibe vurmuş. Zaten ruhsal iç alemde çöküntüye dibe vurmasa, o sıkıntısını kapatmak adına debdebili bir hayatı tercih etmezdi. Asude, sakin bir hayatı tercih ederdi. Yaşantı tarzını tercih edenler, İkide bir logo dedikleri, yani huzura sebep olan arabayı, bineyi, hanımı, binayı, ne bileyim, her şeyi ikide bir değiştirmek huzura sebeptir zannedenlerin şatafatlı hayatı ruhsal sıkıntılarının gereğidir. Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize
Pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bizim de baktığımız gibi şu adam var, şu adama bak ya diyor. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyor? Öyle diyorlar ya bize. Hasreten bana öyle diyorlar. Yani sen mi bir akıllısın? Yani hepsi deli. Rahmetli anne babam öyle der. Oğlum hepimiz deliyiz. Bu köy, bu memleket herkes deli. Bir sen misin ya? Sen başka işin yok mu? Sen peygamber misin? Sağa sola koşturuyorsun. Rahmetli öyle der. Yoksa ben şimdi ben mi divane oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum? Her neyse, ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intiba cihetinde, demek ki ihtiyarlık intiba veriyor, yaşlılık. Her yaşın, her kültürün, her seviyenin bir bakış tarzı var, bir penceresi var. Ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intiba cihetinde, en evvel alakadar olduğum fani şeyin, fani şeylerin faniliğini gördüm. Şu cümleye bak Allah aşkına. Fani şeylerin faniliğini gördüm. Çok acayip. Neyse oraya geçmeyeceğim. Yalnız size nakledeyim. Gene burada da diyor ki 17. Lema'da da ben diyor Van'da diyor Van Yetbale taşının üzerine çıktım. Şehre baktım diyor. Ermeniler yakıp yıktılar diyor. Bu o hadiseleri anlatırken, gezdirirken ben diyor bu şehri gözümle değil kulağımla görüyordum. İnsanların vaveliyasını kulağımla değil gözümle işitiyordum. Anlıyor musunuz ne diyor? Kulağımla görüyordum, gözümle işitiyordum. Gidelim o zaman. Bak. Alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Yani fani olabilir bir şey ama sen görmedikçe, sen onun dışındaysan baki gibi sana gibi gözükebiliyor. Bak fani şeylerin faniliğini gördüm. Görebiliyor muyuz? Kendime de baktım. Nihayetsiz aste gördüm. Nihayetsiz acizlikte gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevemmüyle fanilere muptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim dertlerime çare bulacak bir baki sermedi bir kadir ezeli lazım diyerek tarihe başladım. O endişe sözleri diyor. Acizim, aciz olan istemem. Faniyim, fani olan istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyleydim, gayri istemem. Hiç ender hiçim ama kainatı umumen isterim. O vakit her şeyden evvel, siden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya başladım. Tabii böyle dertlerle dertlenince, insan ilk önce teselli aramaya, derman aramaya başlıyor. İlk önce nereden bulunuyor? Nereden derman bulacaksın? Hemen kendi en büyük, en sana yakın, hazinen olan ilme. Ma teessüf, o vakte kadar ulum-u felsefiyeyi, ulum-u İslami ile beraber hafsalama doldurup, o ulum-u felsefiyeyi pek yanlış olarak madin-i tekemül ve medar-i tenevvür zannetmiştim. Felsefe, yani felsefe Allah'a hesaba katmadan bakılarak elde edilen malumat. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş, terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Barla'da bir doktor var, Kemal Doktor diye Barla'da geçiyor. Ey doktor diyor, sen de benim gibi diyor kapana, çok odun yığınlarını sokmuşsun diyor. Teftiş etsen görürsün ki sende de çok odun yığınları var. Onları diyor ateşlendirip nurlandırmak lazım. Odun yığınları gibi malumatlar koymuş, kazma gibi kalmış.
aşağı inmemiş. Hatta aşağı inenlere de mani oluyor bazı şeyler. Halbuki o felsefi meseleler Rum'u çok fazla kirletmiş, terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmet-i kutsi imdadıma yetiştim. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle, funun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım, o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen ve la ilahe illa hü cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı, rahatla nefes aldım. Fakat nefs ve şeytan, ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye lillahil hamd, kalbin muzafferetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onların başında Mesnevi Nuriye'dir. Komple. Mesnevi Nuriye. Onlara ittifa edip, burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbi göstermek için binler burhandan bir tek burhan beyan edeceğim. Ta ki gençliğinde hikmet-i fels ecnebiye veya funun-u medeniye namı altında kısmen dalalet, kısmen malayaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın. Tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, bak ne yapıyor. O felsefi malumatlar ne getiriyor usta, bak nasıl hasta ediyor. Diyor ki, ulumu felsefenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki eşyanın tabiatiyle bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüzi, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? En ufak bir şey. Cevizini de kaybetsen ondan isteyeceksin. Yani haşa, Allah senin kaybolan çorabınla mı meşgul olacak? Öyle ya, işte başıma geçeni için söylüyorum. Derse gideceğim. Çorabı arıyorum, çorap yok. İki gün önce başıma gelen. Ya Allah Allah, ya gideceğim ya, de çorap yok. Bir yeri çıkardım, yok. Şimdi ya Rab, çorabımı buldur. Şimdi koca Allah, yani nasıl Allah'sa değil. Senin çorabınla mı meşgul olacak? O soru bu. Sonra İmam Azam'ın sözü hatırıma geldi. Dedim ya, şey yapayım. Şimdi gideyim, fazla uğraşmayayım bu sağa sola. O dedi ki şöyle bulursun. Ya Rabbi, niyet edeyim Allah rızası için namaza, çorabımı bulmak için Allahu Ekber. Namaza durdum. Yine birinci rekatta dedi ki, banyoya giderken diyor, abdest alırken diyor, o banyonun çıkışına kenara koydun dedi. Yani birinci rekatta namazdan çıksın diye yapıyor şeytan. Ben de dedim, yok kusura bakma, iki rekatı bitireceğim. Namazda tırma geldi, selam verdim, gittim baktım çorap orada. Bir şey kayboldu, hemen namaz kılacaksın. Ben Lazca söylüyorum. Şeytan gelince gel. Ben bir tarihimi anlatmıyorum ben. Bir vakayım yaşantıyla, yaşanabilecek şeylerle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hatırıma geldi de, bu dersin sebeplerinin bir tanesi de odur. Dedim ya Rabbi, çorabım nerede ya Allah'ım? Ulan senin çorabın ne ya? Bu yani işte diyor ki, meyve ağaçtan, hububatı topraktan istemeli, en cüzi, en küçük bir şeyi Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demek yani? Yüzümü tutar mı ya? Diyor. O vakit nuru Kur'an ile sırrı tevhid şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif ve nefsime dedi ki, en cüzi, en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainatın Halik'inin kudretinden gelir. Hazinesinden çıkar. Başka olamaz.
En küçük dediğin şey ne? He? Atom da öyle. Atom. Onun kudretinin dışında düşünebiliyor musun? Çorap nerede? Beyinle bulacaksın. Onun tasarrufunun dışında nasıl yapacağım ki şimdi? Yani onun giyme ihtiyacını zaten o akıl vesaire söylüyor. Yani en ufak şey dediğim şey Allah yapmadı mı? Bizim dünyamız da ufak. Aslında bütün kainatla alakadar. O ufak bir şey dediğin şeyi yapmak için kainat lazım. Mesela ufak taşı kaldırdım, böcek çıktı. Bu Allah ile ne alakası? Yani Allah bununla meşgul olur mu? Peki sana dönse, sana dönelim. Onun hisleri var, duyguları var, hassaları var, kulağı var, arkadaşının sesini duyar. Buradan giderken böyle yapıyorum, tak yön değiştiriyor. O kadar minnacık şeyin bir de rızkı var. Sen şu cesede göre lokma. Bir de onun lokması var. Yani o kadar ufak şeye hayatiyeti koyması filden daha hassas duyguları var der Risale'de. Ceset inceleştikçe hayat ve ruh hassaslaşıyor. Kadın daha hassas mesela. Değil mi? Şimdi şöyle baktım da kimseye dokunacak durumu yok. Şişmanlarda hikmet ilmi pek öne çıkmıyor. O kül olur, şişman değil. O tam tersi. Bak şimdi hikmete meraklı. Demek ki en cüzi, en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün kainatın Halik'inin kudretinden gelir. Onun hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Esbab denilen şey de Allah'ın güne bir yarattığı bir şey yani. O da bir esmanın tecellisi. Mesela elmaya, mandalinaya sebep ağaç. Ağaç da ondan önce yaratılmış. Yani yaratılan ağaç, yaratılan mandalinaya perde olamaz ki. Ama dikkatle bakarsan tabii. Yoksa göremezsin. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hılkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Nereye benzer İsmail bu? Sinek tavuktan sanatça ileri geçmese de geride kalmaz. Sinek tavuktan sanat itibariyle ileri geçmese de geride kalmaz. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek, ya bütünü esbab-ı maddeye taksim edilecek veya bütünü birden bir zata verilecektir. Mesnevi Nuriye 183'te şöyle diyor. Çok sorulduğu için ben orayı sefe söylüyorum. Ya mucibe-i külliye olacak ya salibe-i külliye salibe olacak. Ya salibe-i külliye olacak. Ya her şey Allah'ındır ya hiçbir şey Allah'ın değildir. Yani Allah'ın olmadığı bir şey o zaman başkasınındır. O zaman şirk var. Ya Allah var ya yok. İkisinin ortası yok. Hem vardır hem yok. Birinci şık mahal olduğu gibi bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata yani bir kadir-i ezeliye verilse madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmin her şeyi ihata ediyor ve madem ilminde her şeyin miktarı tayin ediyor ve madem bil müşahede her vakit işten nihayetsiz suhuletle nihayetsiz sanatlı masnunları vücuda getiriyor ve madem o kadir alimin bir kibri çakar gibi emri kün fe kün ile hangi şey olursa olsun icat edildiğini hadsiz kuvvetli deliller ile çok risalelerde beyan ettiğimiz ve hususan 20. mektup ve 23. lemanın ahirinde ispat edildiği gibi hadsiz bir kudreti var. Elbette bil müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık o ihata ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor. Mesela nasıl ki göze görülmeyen etsalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba o etsayı göstermeye mahsus bir etsa sürülse o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturuyor. Aynen öyle de. Mesela eskide vardı matbaalarda. Daktilo vardı ama daktilo şeye vuruyordu. Kağıda yazmıyordu. Bal mumu gibi kağıt vardı. Onu bilmezsiniz siz de.
böyle kağıt değil de bal mumu da kağıt. Öyle mumlu kağıt. Mumlu kağıt. Mürekkep de yok, şey de yok. Yazı yazardın. Bunun tabii daha eski daktilolarda biliyorsunuz çıkıntı vardı, biraz da fazlaydı. Vururdu, çukur yapardı. Daha uzaktan bakarsan kağıt, hiç yazı yok. Teksir yapardı yani. He tabii böyle. Böyle bakarsın bir kağıt, hiçbir şey yok. Sonra üzerine bir mürekkep dökülüyor. Yani onun şeyine göre tabii tam böyle sulu değildi. Üzerine bir şey geçiliyor yani kuru bir boya. Üzerleri kalıyor, aşağıya sürülmüyor, yazı ortaya çıkıyor. Yani gözükmeyen yazı sürülerek gözüküyor. Yani çukur vurduğu yere boya süremiyorsun ya. Buraya boya sürüyorsun, yazı ortaya çıkıyor. Hani mezar taşlarını yaparlar gibi. Ha, mezar taşlarını yapar gibi, evet. Doğru. Aynen öyle de o Kadir Ezeli'nin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayeniyle tayin ediyor. O Kadir mutlak emri kün feykün ile o hadsiz kudretiyle o nafiz iradesiyle o yazıya sürülen etsa gibi gayet kolay ve suhuletle kudretinin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer. O şeye vücudu harici verir. Allah'ın da kudreti öyle. İlmi vücut bunlar. Lef-i mahfuz yaprakları. Mahfuz. Lef. Levhalar. Ezeli levhalar. Yazılar var. İlmi vücut. Lef-i mahfuz ispata geliyor bunun fotokopileri daha önce. Orada da Cenab-ı Hak kudretiyle bir sünger sürüyor. Bir boya sürüyor. Tak bir gözüküyor. Bu kainat bu işte. Bu kadar şey. Emri kün fekün öyle bir sürüyor. Zaten ilmi yazılmıştı. Eğer bütün eşya birden o Kadir Ezeli'ye ve alemi külli şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizan ile toplamak lazım gelmekle beraber, o küçücük sineğin vücudunda çalışan zerreler, o sineğin sırrı hılkatini ve kemali sanatını bütün dekayık ile bilmek de olabilir. Eğer sineği Allah'a vermesen, sinekte çalışan zerreler birbirlerini tanıması lazım. Birbirlerinin uyumlu olduğuna göre birbirlerini haberdardır. Bütün kainattan süzülmüştür çünkü hayatiyeti var. Sineğin hayatı kainatın hayatıdır. Yani kainatın hulasalarındandır. Çünkü kainat hayattan yapılmıştır. Bunda hayat var. Bunda duygular var. Yani bunun yapılması için güneş lazım, hava lazım, dünyanın dönmesi lazım vesaire. Yani bir sinek diyorsun ama sanat itibariyle bütün kainatla alakadar. Yani bütün kainatın numunesi var bir kere. Hayat var. Allah bütün kainatı hayatla yapmış. Bir sinek dediğin şey basit gibi gözüküyor ama sanat itibariyle, maharet itibariyle mucizedir. Orijinaldir, antikadır. Çünkü esbab-ı tabi ile esbab-ı maddiye bil bedahe ve umum ehl-i aklın ittifakiyle hiçten icat edemez. Yani şimdi tabiat kanunları ne yapacak? Tabiat kanunları eşyayı eşyadan eşeğe yapacak. Topraktan ağaca yapmaya çalışacak. Yoku var edemez ki. Hani öyle bir şey olsa bile. Şimdi ağaçta meydana gelen, var olan elementleri toprakta varsa tabiat kanunları diyelim ki o çamurla böyle direkt yaptı. Ama onun hayatını kainattan veremez. Çünkü kainatta yok hayat. Esbab-ı tabiiyle, esbab-ı maddiye bilbedahe ve umum ehli aklın ittifakiyle hiçten icat edemez. Öyleyse herhalde onlar icat etse elbette toplayacak. Madem toplayacak hangi ziyaret olursa olsun ekser anasır ve envanda nümuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hulasası bir çekirdeği hükmündedir. Elbette o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zihayatı canlı bütün ruh zeminden ince elek deleyip en hassas bir mizan ile ölçüp toplattırmak lazım geliyor. Madem esbab-ı tabiye cahildir, yani tabiat kanunları cahildir, cansızdır, bir ilmi yoktur ki bir plan, bir filiste, bir model, bir program takdir etsin, ona göre manevi kalıba gelen zerrat eritip döksün, ta dağılmasın, intizam bozulmasın. İnşaatta öyle. Direkler dikerler değil mi bu binanın? Kalıbını çizerler, sonra
demir koyarlar, demir bağlarlar, sonra taş koyarlar. Yani bu vücudumuzdaki kalıplar nasıl olmuş? Değil mi? Yani böyle bir kalıp yok yani. Geliyor saç uzuyor, boyun uzamıyor. Tırnak uzuyor, parmak uzamıyor. Belirli yere kadar duruyor. Yani burun burada duruyor, kulak duruyor, çene burada duruyor, kafa duruyor. Yani bu kalıp istemiyor mu bu malzemeleri dökmek için? Kazak örülmüş yani. He, nasıl olacak yani? Halbuki... Sakal uzuyor mesela, kiplik uzamıyor. Uzamıyor. Halbuki her şeyin şekli, heyeti hadsiz tarzlarda olabildiği için hadsiz hat ve hesaba gelmez eşkaller, miktarlar içinde bir tek şekil ve miktar sel gibi akan anasır zerreleri dağılmayarak muntazam miktarsız, kalıpsız birbiri üstünde kitle halinde durdurmak mesela. Bunu zerreleri burada durduracaksın. Tık 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 tık. Buradakiler de dırr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 r
tamamlayıcı olacak. Öyle hareket edecek. Yurtçu olacak. Ziya hayatta muntazam bir vücut vermek ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görülüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür. Evet, bu hakikata binaen. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Bu ayet-i azimenin sırrıyla Allah'ın dışında çağırdığınız şeylerin hepsi toplansa da bir sineği yaratamayacaklardır. Haşiye. Yani Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği halk edemezler. Başka bir ayette değil bir sineği kopan kanadını yapıştıramazsınız diyor. Bütün esbab-ı maddeye toplansa, onların ihtiyarları da olsa bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusta toplayamazlar. Diyeceksiniz ki biz mevzuya girerken konuştuğun şeyle ne alakası var? Dur. Bu ara bir format da onu da söylüyor. Yani iç alemde nasıl tedavi ediyor? Bundan sonra olay değişecek. Tevhid değil yani bu mevzu. Onun için girmek istemiyorum. Gene yola girecek. Bunu iç alemde sarayda, demiştik ya sarayda, bazı yerlerde bazı malzemeler alıyor. Bu malzemeyi kullanacak sonra. İleride biraz sonra. Toplasalar da vücudun miktarı muayyenesini durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı muntazaman çalıştıramazlar. Burayı ilginç taraf şu. O ruhlar, o cesidi nasıl muvazeneli şey yapıyor? Tamam değil mi böyle? İfade edemiyorum ama. Uyumlu yapıyorsun. Çok acayip ya. Hatta arabaya bir parça takıldığı zaman diyor ki adam veya işte şey taktı bir araba ya şofbeni. Hocam diyor bu diğer parçalar eski bu da yeni diyor uyumu zamanla olur diyor. Madde ha? Madde bir parçayı. Yoksa o küçük emniyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserli küçülmez. Yani onun cesedine bakarak sanat küçülüyor mu? Yani bir böcek ama 10.000 defa büyütüktükten sonra ancak gözüken mikrobun arkadaşının sesini duyması, kendi rızkını görmesi, hayat faaliyeti olması, donanımları olması, hisleri olması. Bu nasıl bir şey? 10.000 defa büyüttükten sonra ancak gözüküyor. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir sanat ya? Toparlandınız mı? Zihninizi bir toparlayın ben. 10.000 defa büyüttükten sonra var olan bir, bizim dünyamızda var olan bir mikrop. Allah Allah ya bu nasıl bir duyguları yerleştirmiş yani şimdi küçük olduğundan sanat küçülmüyor ki tam tersine sanat büyüyor. Nasıl bir modelist ya nasıl bir sanatkar ya nasıl yaratıyor ya ben, aklım almıyor da bazen böyle nasıl yapıyorsun ya yoksa diyor o küçük emniyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez o kudreten. O kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek bir Nemrud'u gebertir. Topalmış değil mi? Karınca Firavun'un sarayını harap eder. Saray yapmış bir gecede saray çökmüş biliyorsunuz. Karınca saray afartı şehrinmiş.
zerre gibi küçük can tohumu, zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacını yükünü omuzunda taşıyor. Çam ağacının şeyini biliyorsun, kozadan, kozalık var ya, kozanın içinde de böyle parça parça tırtlar var. Tırtların içinde. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir nefer askerlik vasıtasıyla padişah intisap noktasında 100.000 defa kendi kuvvetinden daha fazla bir şah esir etmek gibi eserlere mazhar olur, öyle de her şey o Kadir Ezeli'ye intisabiyle 100.000 defa esbab-ı tabiyenin fevkinde mucizat-ı sanata mazhar olabilir. Elhasıl her şeyin nihayet derecede hem sanatta hem sünnette vücudu gösteriyor ki muhit bir ilim sahibi olan bir Kadir Ezeli'nin eseridir. Yoksa 100.000 muhal içinde değil vücuda gelmek, belki imkan dairesinden çıkıp imtina derecesine girecek ve mümkün süresinden çıkıp mümteni mahiyetine girecek. Ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek. Belki de vücuda gelmesi muhal olacaktı. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zahir bir burhan ile şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehli dalaletin ve ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu. Ve lillahilhamd tam imana geldi ve dedi ki, evet bana öyle bir Halik ve Rab lazım ki en küçük hatırat-ı kalbimi, en hafi niyazımı bilecek. Bana öyle bir Allah lazım ki en ufak kalbimle geçeni bilecek. Hatırımdan geçenleri de bilecek, duyacak. Ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi, ruhumun en gizli ihtiyacını yerine getirdiği gibi, bana saadet-i ebedi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Hem sineği halk ettiği gibi semavatı da icat edecek. Hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi, gözü çaktığı gibi, semada bir yüz, güneşte göz çaktığı gibi, bir zerreyi de göz bebeğinde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineği halk edemeyen hatırat-ı kalbime müdahale edemez, niyaz-ı ruhumu işitemez. Semavatı halk edemeyen saadet ebedi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki, hem hatırat-ı kalbimi ıslah eder, hem cebi havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi, dünyayı ahirete tebdil edip, cenneti yapıp, kapısını bana açar, haydi gir der. İşte ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz felsefe ve ecnebi fununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim, Kur'an'ın lisanındaki mütemadiyen girdi. Yol güzergahı değişti. Ben bir de okuyorum şimdi. İşte ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz felsefe ve ecnebi fununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim, Kur'an'ın lisanındaki mütemadiyen la ilahe illa hu ferman-ı kutsiyesinde ne kadar kuvvetli, ne kadar hakikatli, hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez, tagayür etmez kutsi bir rükn-i imani anlayınız ki, nasıl bütün manevi zulümatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder. Bu uzun macerayı ihtiyarlığımın rica kapıları içine derce, adeta ihtiyarım olmadı. İstemiyordum, belki usandıracak diye çekiniyordum. Fakat bana yazdırıldı diyebilirim. Her neyse saadete dönüyorum. Saadete dönüyoruz. Döndük mü? Ve bitiyor arkadaşlar. 10 dakikanız almayacak veya 5 dakika. Saç ve sakalımdaki beyaz kıllar ve bir vefadarın sadakatsızlığı neticesinde o şaşalı ve zahiren tatlı ve süslü İstanbul'un hayat-ı dünyeviyesinin esvakından bana bir nefret geldi. Bir de okuyayım. Saç ve sakalımdaki beyaz kılların ve bir vefadarın sadakatsızlığı neticesinde o şaşalı ve zahiren tatlı ve süslü İstanbul'un hayat-ı dünyeviyesinin ezvakından bana bir nefret geldi.
Nefis, meftun olduğu ezvakın yerinde manevi ezvakı aradı. Yani nefis derken buradaki ruh, vücut yapısı. Şimdi insan öyle bir yapıya sahip ki ruhu cesetten lezzet alma yolu kapanırsa ruh tarafındaki lezzeti açıyor. Orada arıyor yani. Mesela neye benziyor? Ruh uyumaz ya. Akşam yattınız, göz kapalı. Ruh uyumaz, ne yapacak şimdi? Senin gibi de uyumaz. Ceset oluruz. Gidiyor, bu kapandı mı alem-i şehadet? Hemen alem-i misale geçiyor. Yani şimdi bu ruh da ceset yoluyla lezzet alamayınca ruh yoluyla lezzet almaya çalışıyor. Kapatırsan buraları lezzet almak için fıtratında var. O zaman lezzetin yönü değişecek. Aşkı mecazi, aşk hakiki inkılap edecek. Tabii bu iyi, iyi taktik böyle. He, öyle yani. Bak, kapattı yani. Buraları kapattı. Yani en kurtulmanın yolunu ben şöyle buldum. Misal. Televizyonu açıp da örneğin. Böyle. Muvaffak olamadım. Bir yaparsın, iki yaparsın. Kimse olmayınca başkalar varken kafa çeviriyorsun da. Bunu takkemi anlat. Peki herkes gittikten sonra bu çok zordur. Burada muvaffak olamazsınız. Olunamaz. İnternette de muvaffak olamazsınız. Olunamaz. Olamazsınız. Ben oluyorum. Yalan söylüyorsun. Olamaz. Olamazsın. İnne nefse le emmâretin müsû'i illâ mâ rahime rabbi. Yusuf Aleyhisselam. Bugün bir şeyini okudum. Yusuf Aleyhisselam işaret icazda diyor ki Zeliha'nın o tuzağına düştüğü zamanda da Yakup Aleyhisselam'ın temessülünü gördü diyor. Temessülünü gördü. Hemen duvardan yansımasını gördü. Hemen kaçtı diyor. Babasını gördü demek. Babasını, babası peygamberdi. Evet. Orada temessülünü gördü. Bu sana ne diyor yani? Lemalar da öyle diyor ya. Hiç kimse diyor nefsine hakim olamaz. Mümkün değil. Nerede başka 149 sıkı itası gaybede de şöyle diyor. Festakim kemanete. Emrolunduğu gibi ol. İstikametli ol. Diyor ki öyle bir asır ki istikametsizlik bir asır. Hiç kimse fert bakımından istikameti bulamaz. Bulamaz. Ancak cemaat içinde bulursun. Cemaatsız istikamet yoktur. Olsaydı Allah her asırda mücedid göndermezdi. O zaman hakim ismine zıt olur, israf olur. Mümkün değil. Şöyle düşünün. Bunları tanımadan, cemaati tanımadan önce ne kadar doğrularımız vardı. Ne kadar yanlışlarımız vardı. Şimdi ne kadar doğrularımız değişti. Seviyemiz kadar. Demek ki mümkün değil bir fert istikamet bulamaz. Ne bulacaksın? Akşama çalışıyorsun. Ne ilim yaptın ki bugün? Ne vereceksin kendine, çoluk çocuğuna? Aa şimdi akşama çalış, tamam. 5-10 dakikada okursan, ha derse de geldin, dersi de dinliyorsun. Kafayı da taktın böyle fişi, ha sen haberin yok, doluyorsun. İşte, peki ne çareyi buldum ben? Arkadaşlar, günah içinde günahı yapmama mücadelesindense, o günah ortamına girmemek daha kolay. Çok kolay ya. O zaman yani mesela diyelim ki eve koyayım. Koymayayım televizyonu. Gücün yeter. Ama koyduktan sonra gücün yetmez. Evet. Mümkün değil. Açayım açmayayım. İkinci formata geçiyorum şimdi. Açayım açmayayım. Açmamaya gücün yeter. Ya hayır. Hayır. Gücün yeter. Ama açtıktan sonra bakmamaya gücün yetmez. Yetmez. Sonra nefs meftun oldu. Ezvakı yerinde manevi ezvakı aradı. Bu ehli gafleti nazarında soğuk ve sağır, nahoş görünen ihtiyarlıkta bir teselli, bir ünlü istedi. Şimdi ya gençlik böyle gitti ama bir teselli arıyor da şimdi baktı etrafa. Siz de olacaksınız, biz de olacağız ihtiyar. Buna ne ömür gitti.
Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür öldü, oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş. Cümle kelam bir abi. Tamam ihtiyar oldum. Ağlayıp, naran edip, düştüm yola. Tena garip, dide giryan, sine bilyan, akıl ayran bir abi. Şimdi uyandım, tamam eyvah dedim ama kervan gitti. Kervan gitti bir haber, kervanım gitti. Benim o haletlerim, o duygularım, o şeylerim, onlar gitti. Dostlarım gitti, ahbaplarım gitti. Kaldım ha burada. Burada yalnız kalmak bir şey değil odada. Duygular beni bıraktı. Ulvi duygular beni bıraktı. Kimler kaldı? Arabam, duygusu canlı ama yatıyorum, ihtiyarım. O duygusun peşinde canlandırmıştım. Bina, para, kadın, güzel yaşamak, desinler. Onlar canlı. Onlar şimdi senin arkadaşın. Kansersin, ölüyoruz. Veya yaşlısın. Arkadaşlık bunlar. Senin arkadaşların şu anda. Neyle meşgul olduğunsa onlar senin. O ulvi duygular bıraktı gitti seni. Yok ki. Bak bir ticaret yapamadım değil. Bir ticaret yapmadım. Nakdi ömür. Ömür nakdisi, parası, sermayesi. Oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş. Cümle kervan bir haber. Pişmanım ama. Ağlayıp, naran edip, düştüm yola, tena garip. Yola düştüm ama tena ve garip. Kimse yok. Kız gitmiş. Ya, biraz önce geçiyorum. Ne acayip bir şey ya, neler bekliyor bizi ya. Ya tabii, size böyle bakıyorum ama vallahi şu anda iki gün önce sarmış olduğumuz, sarmaya yardım ettiğim kefeni görüyorum. Madem diyordum bak kısa keseceksin, kısa kesme onu diyordum. Yani ikinci ortağı elbise gömleği giydirirken ama baktım kısa kesiyordu da yapma onu dedim mi? Onu görüyorum yani. Şimdi iki gün orada. Neler başımıza gelecek ya? Bu hayal değil ha. Belki de kefen nasip olmayacak ama mutlaka ölmek nasip olacak. Diyoruz ki Allah göstermesin. Mutlaka gösterecek ya. Bu Allah göstermesin. Bu mümkün değil ki. Allah, ya tövbe ya. Allah yardımcımız olsun. Ehli gafleti nazarında soğuk ve ağır ve nahoş görünen ihtiyarlıkta bir teselli, bir nur aradım. Felillahil hamd, Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun. Bütün o hakikatsız, tatsız, akıbetsiz ezvak-ı dünyeviye yerine hakiki, daimi, tatlı ezvak-ı imaniyeyi la ilahe illa huda ve nur-u tevhidde bulduğum gibi ehli gafletin nazarında soğuk, bak ehli gafletin nazarında ihtiyarlık neymiş? Soğuk, sakil, yani ağır, çekilmez, yani bu pespaye görünen ihtiyarlığı o nur-u tevhid ile çok hafif ve hararetli ve nurlu gördüm. İhtiyarlık demek başka tabii. Yani yaşa göre halet açıyor ya Allah böyle, pencere açıyor. Madem bir elbise giysin, farklı duygular oluyor bakın. Ne diyebilirsin ya? Şimdi yaşa göre duygular oluyor. Yaşa göre. 10 yaşındaki duygularınız var mı? Yok. Şimdi yaşa göre duygu oluyor. Şimdi 40 yaşının getirmiş olduğu bir duygu olacak size. 45'te ayrı olacak. Onu bırakacak 50'deki çok farklı olacak. Yaşarsan. Şimdi o haletlerle bakmak. Şimdi mesela ben bu haletle bakıyorum. Şu gençliğim zamandaki heveslerim vardı ya böyle. Arzular, meyillerim. Ne kadar çocuksuymuş ya. Ne kadar böyle basitmiş ya. Ne kadar hak ve hakikatte Allah'ın kainatı yaratmasındaki maksadıyla ne kadar tersmiş. Ne kadar basit şeyler ya. Çocuk oyuncağı gibi. Ama bugünkü durumum da 50 ve 10 sene sonra daha farklı olacak demek ki. Halete göre bak diyor, öyle diyor. Ey ihtiyar ve ihtiyareler, madem sizlerde iman var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var, ihtiyarlığınıza ebedi bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki soğuk, sakil, ağır, çekilmez, çirkin, zulmetli, elemli olan ihtiyarlık ise ehli dalaletin ihtiyarlığıdır. Belki de onların gençlikleridir.
Bazısını Cenab-ı Hak veriyor işte. Şehit ediyor, alıyor, dost yapıyor kendisi. Evliya yani. Şehit demek, evliya demek. Evli, ya. Ya nidadır. Allah ile beraber olmak, evlenmek, yani beraber olmak. Ateşte bazıları yanıyor, bazı suda boğuluyor. Bazısı nohusallıkta ölüyor. Salgın hastalığında gidiyor. Depremde gidiyor. İmanı varsa bunlar şehit. Kul hakkı hariç Allah üzerine almış günahı. Acayip bir şey. Nasıl oluyor sana ne? Allah'ın ortağı değilsin ki. Sıfırlıyor Allah. Ne acayip bir şey. Allah bizi şehit etsin ama bu şekilde yanma, bitme, boğulma falan diye değil de. İlmi şehit de, talebe ölüm şehidi de en yüksek. Şimdi ders okurken, ders dinlerken, namaz kılarken, abdestliyken. Abdesti yaptın, öldün. Şehidi manevi. Ama tabii hepsinin mertebesi var. Şimdi yatakta abdesti dahi olsan, ölsen de şu anda kalp vursa şimdi. Öyle olmuş ha. Dur bakayım nerede? Sultanbeyli dershanesinde olmuş. Sultanbeyli dershanede değil, ev dersleri oluyor ya bizim ev dersleri. Yusuf'un babası. Yusuf'un babası. Çok ilginç. Ders bitiyor. Hemen Fatih'e çekiliyor. Hı? Gitti. Allah nasip etsin. Ne güzel bir şey ya. Ölüm insanı ders ölümü sevdiriyor işte. Ha sevdik işte. Demiyor musun Kasım şimdi? Ah ben de öyle gitsin. Gidişin öyle olsun. Çabuk çocuk hatırına mı diyorsun? Allah Allah. Doğru. Canım benim. Doğru. Bu durumda değiliz. Değiliz ya. Değil bir hafız da bugün talim yapıyordu. Rahmetli Polatlı kardeşi aklıma geldi ya. He? Bizim dershane sıva yapılırken tam içeri giriyorum. Şey diyor ki o Polat bıçaklanarak öldü ya. He. Polat'ın kardeşi. Bir de abisi var onun. He. En büyük abisi. İsmi neydi onun? Fuat. Oraya girdim dedi ki sen dedi imanını ölmek ister misin? O diyor. Ölen diyor sana. O şey diyor. Polat diyor. Polat diyor. Ha sana diyor. Bana demiyor. Ben girerken onunla muhabbet ediyorlar. He. Ki ben dedi ölmek isterim dedi. Ölen çocuk da dedi ki ben de ölmek isterim dedi. Ki büyüğü dedi ki benim dedi çocuklarım var dedi daha erken. Kasım gibi. Eğer garanti olsa bak şimdi bu akşam kendinize sorun bunu. Şimdiki peygamber şeytan suretine, şeytan giremez bunun suretine. Değil mi? Hadis var. Benim diyor. Bu akşam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelse şeye geldiği gibi şapka için asılan alim vardı ya İskilikli artık hocam. İskilikli hakim. Bana gelmeyecek misin? Şimdi akşam sana dese ki doğru. Ya filane. Ya Riza dedi Resulullah. Ben sana şefaat edeceğim. Kabirde seni karşılayacağım. Ama şart şu. Sen de tasdik et. Sabaha benim yanımda olacaksın. Yoksa yaşayacaksın. Bana öyle taktik atmadan ki. Resulullah öyle dese. Kim gitmez. Ben senin kefilin olacağım. Adam vesvese yapacak şimdi. Böyle bir şey olacak mı? Keşke olsa. Resulullah gelecek. Sana bu teklifi yapacak. Yok ben tozoru götüreceğim demiyor. Teklif ediyor. Resulullah bu ya. Ben kim bana gelecek? Bitti. Bitti son cümleyi okuyorum. Hakiki soğuk ve sakin ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise ehli dalaletin ihtiyarlığıdır. Belki de onların gençlikleridir. Onlar ağlamalı. Onlar vah esefa, vah hasreta demeli. Sizler ey muhterem imanlı ihtiyarlar elhamdülillahi ala külli hal deyip mesrurane şükretmelisiniz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha tümâ selâvâhu.